Platformu izledik, epey de beğendik, değil mi? Hatta şu an bu kanalda yaptığınız yorumlarla ve izlenme sayısıyla kendi rekorumuzu bize kırdırttınız. Hönk'ün en çok izlenen videosu oldu platform. Madem bu kadar sevdiniz, kimi bilim kurgu, kimi fantastik, kimi dram olsa da yaptığı sistem eleştirisiyle ortak paydada buluşan 9 etkileyici film seçtim senin için. Hatta bu listeyi hazırlarken ağzımın suyu aktı. Galiba ben de tekrar izleyeceğim bu filmleri, öyle gözüküyor. Hayır. Şimdi diyeceksin ki sene olmuş 2020, gitmişsin bize 1927'nin siyah beyaz bir de üstüne sessiz filmini mi öneriyorsun? Evet diyebilirsin. O yüzden bu film sana uygun değil. Sen bir sonraki önereceğim filmi bekle. Bu filmi günümüzde izlemek biraz sabır gerektirebilir. Fakat sinemaya derin bir ilgin varsa, daha yakından ilgilenmek istiyorum dersen bence izlemek zorundasın. Zaten böyle kafada biriysen bu filmden kesinlikle zevk alacaksındır. Alman dışavurumcu yönetmenin bu filmi ilk uzun metrajlı bilim kurgulardan biri olma özelliğini taşıyor. İşçi sınıfı ve burjuva sınıfını birbirinden ayıran bir sistem kurulu bu metropoliste. İşçiler yerin altında, şehir planlamacıları refah içinde yeryüzünde yaşıyorlar. Devleti temsil eden baş planlamacının oğlu işçi sınıfından bir kıza aşık olunca sistemin çarkları sekteye uğruyor. Yahudi asıllı yönetmenin filmi Hitler'in de en sevdiği filmlerden biri. Muhtemelen Hitler Şeyma Subaşı'nın Parazit filmini yanlış anladığı gibi bu filmi çok yanlış anlamış. Neyse konumuz bu değil. Biraz günümüze yaklaşalım. Children of Men, 2006 yapımı, 2027'yi anlatan bir distopya filmi. Filmin esas başarısı ise bana göre ana hikaye akarken arka planda çok kolay özdeşleşebileceğimiz bir kapitalizm tablosu akması. Dünya kıyamet korkusuyla ne hale gelir? Buyurun izleyin. Düşük bütçesine rağmen konsepti ve içeriğiyle kült olabilmeyi başarmış bir film. Küp. Birbirinden farklı yeteneklere ve eksikliklere sahip olan 6 kişinin küp şeklinde bir labirentin içinde uyanmasıyla başlıyor film. Çıkış yolunu bulmaya çalışan karakterlerin yaptığı seçimler ve atlatmaya çalıştıkları tuzaklarla dolu bir hayatta kalma mücadelesi izliyoruz. Platformda olduğu gibi küp de insanın karanlık tarafını ortaya çıkarmanın peşinde. Platformun yönetmeni filmi yaparken küp filminden de ilham aldığını söylüyor. Hatta Testere serisi de ilham kaynağını küpten alıyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Stanford hapishane deneyini konu alan 2001 yapımı bir Alman filmi. Tamamı erkeklerden oluşan 20 denekten 2 hafta boyunca yöneten ve yönetilen şeklinde ikiye ayrılıp aynı şekilde davranması isteniyor. Deneyin amacıysa kişilerin oynadığı rol gerçek kişiliklerini ele geçirip kişide yabancılaşma yaşatacak mı? Kendine biçilen bu role ne kadar uyum sağlayacak ve esas benliğini muhafaza etmeye çalışacak mı? Başta her şey yolunda gibi gözükürken kayışlar bir kopuyor. Olaylar nerelere varıyor inanamayacaksın. Yine içinde sistem eleştirisi barındıran, gücü elinde tutan insanın vahşiliğe başvurması gibi donelerle bezeli bir başka güçlü film. Platforma benzer filmlerden bahsediyorsak bu kısa filmi de listeye eklemem şarttı. Platformun esinlendiği bu kısa metrajlı film insanın açgözlülüğünü, doyumsuzluğunu ve oburluğunu çok somut bir şekilde ama aynı zamanda da oldukça soyut bir şekilde de anlatan bir film. Çok saçma bir cümle kurmuş gibi gözükebilirim ama demek istediğim şu. Açgözlülük ve oburluk en somut nasıl anlatılır? İnsanları bir masada hunharca yemek yedirerek. Fakat bu açgözlülükle ilgili anlatım aslında bir genellemeye vurgu yapar. İnsan her alanda yani işinde de, aşkında da, sahip olduklarında da hep açgözlüdür ve bir türlü doyuma ulaşamaz. Burada da platformda olduğu gibi envai çeşit yemeklerin olduğu bir masa var ve hizmetçiler eşliğinde üst sınıftan insanlar yemek yiyorlar. Sonrasındaysa ne oluyor anlatmayayım. Zaten film çok kısa, ortalama 10 dakika. Ne desem spoiler olur. En iyisi siz gidin hemen açın izleyin. Dört burjuvanın ölene kadar yarın yokmuşçasına yemek yemek ve cinsel hazlara ulaşmak üzere büyük bir villada bir araya geldikleri film karakterlerin hikayelerine odaklanıyor. Tüketim çılgınlığını grotesk bir yapıya oturtan film bugün kültler arasında. Her iyi film gibi ilk çıktığı zaman çok büyük tepkiler toplayan ve zamanla değeri daha da bilinen filmlerden. Cannes'da Uluslararası Film Eleştirmenler Ödülü'ne de layık görüldü. Değişik bir deneyim isterim dersen bu film senin için. Sıradaki film distopik bir kabus. Devlet tarafından seçilen bir grup lise öğrencisi ıssız bir adada 3 gün sürecek bir savaşa zorlanıyor. En sonunda yalnızca bir kişinin hayatta kalması istenen bu oyunda kimileri bu kabusu bozmak isterken kimileri bir an önce kurtulmak için oyunu kurallarına göre oynuyor. Değiştiremeyeceğin bir düzende sen ne yapardın? Biraz düşünme zamanı.
Parazit'in yönetmeni Bong Joon-ho'nun Hollywood'da çektiği ilk film olan Snowpiercer, başarısız bir deney sonucu tüm dünyanın buzlar altında kaldığı kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Durmadan ilerleyen ve arka vagonlarda alt sınıfın sefalet içinde yaşadığı, ön vagonlarda zengin sınıfın sefa içinde yaşadığı bir trende hayatta kalan son insanları anlatıyor film. Platformda da olduğu gibi kahramanımız bu düzeni yıkmaya çalışırken büyük bir isyan çıkarıyor. Şimdi bunun dizisi de çekildi, Netflix'te mevcut ama ben öneri oyumu filmden yana kullanıyorum. Zaten diziyle ilgili fikirlerim şu videoda var. Yine insanın açgözlülüğü, hırsı, doyumsuzluğunu konu alan, tatlı tatlı yerken acı acı şaptıran bir film. Warner Bros. Yapımı Tim Burton filmi. Oldukça fantastik ve yaratılan mekanlarla oldukça göz doyurucu. Charlie'nin çikolata fabrikası. Charlie'ye aldığı çikolatadan bilet çıkar. Çikolatanın üretildiği fabrikayı ziyaret edebileceği bir bilet. Hak etmeden tura katılan 4 çocuğun yanında şans eseri buraya gelen tek çocuk Charlie. Filme başlamadan önce çikolata zulanızı hazırlayın. Yemin ederim ağlarsınız. Ne yaptınız? Normalleşebildiniz mi? Valla benim gördüğüm çoğu insan eskiye döndü. Bence bunun için hala çok erken. Yani film önerilerinden daha çok bununla ilgili bir öneri yapmak isterim açıkçası. Dikkat etmekte fayda var. Eğer böyle bir imkanınız varsa bence oturun evinizde. Keyifli keyifli filmleri izleyin. Eğer hassas, naif ve hemen etkilenen biriysen bu filmlere hiç bulaşma. Huzur veren filmler listemi de senin için hazırlıyorum. Öperim, severim. Mua.